Sevgili arkadaşlar, türev konusundan bahsedeceğiz bugün. Türev oldukça geniş bir konu. Her bir konunun birbiriyle bağlantısı var. Dolayısıyla her bir bölümü çok iyi öğrenerek ilerlemeliyiz. İlk etapta türevin tanımından bahsetmek istiyorum. Tabii bunun için türev ne demektir? Bir örnekle başlamakta fayda var. Varsayalım. Bir aracınız var ve bu aracınız 1 saniyede 1 metre yol alıyor. 2 saniyede 8 metre yol alıyor. 3 saniyede 27 metre yol alıyor vesaire. Aradan geçen zamanla yol arasındaki ilişkiye dikkat edecek olursanız, yollar hep soldaki zamanın kübü olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradaki yol zamanın kübü şeklinde değerlendirilebilir. Sevgili arkadaşlar, bunu grafik olarak gözlemleyecek olursak biçiminde y eşittir x küp fonksiyonun grafiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu grafikten faydalanabiliriz. Ancak benim burada zamanın negatif olamayacağından ötürü sağ taraftaki kısmı dikkate almamız gerektiğini söylemem gerekiyor. O halde şöyle bir grafik olarak düşünelim. Y eşittir x küp fonksiyonun grafiğini. 1 için aldığı değer 1 iken, 2 için aldığı değerin 8, 3 için aldığı değerin 27 olduğunu söyleyebiliriz fonksiyonumuz. Eğer size aracınızın 2 ve 3. saniyeler arasındaki ortalama hızı sorulacak olursa, şuradaki üçgenden faydalanarak ortalama hızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ortalama hız 27 eksi 8, yani 3. saniyede aldığım yoldan 2. saniyede aldığım yolu çıkartır. 3 saniyeden de 2 saniyeyi çıkartacak olursam, İkinci ve üçüncü saniyeler arasındaki ortalama hızımın 19 metre bölü saniye olduğunu söyleyebilirim. Yahut birinci ve ikinci saniyeler arasındaki ortalama hızımız sorulacak olursa yine benzer biçimde 8 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den sonucun 7 olduğunu söyleyebiliriz. Pekala. İkinci ve üçüncü saniyelerdeki hız değil de ikinci saniyedeki hız anlık hızımız nedir diye sorulmuş olsaydı. Yani biz 2 ve 3 saniyeler arasındaki ortalama hızı değil de ikinci saniyedeki anlık hızı hesaplamak istiyoruz dediğimizde yapmamız gereken nedir? Sevgili arkadaşlar, ortalama hızı gördüğünüz üzere yer değiştirmenin aradan geçen süreye oranı sayesinde bulunduğunu görüyoruz. O halde ikinci saniyedeki anlık hız içinde böyle bir bağlantıdan faydalanılması gerekir. Şöyle ki t eşittir 2 anındaki hızı hesaplıyorsak biz t'nin 2'ye yaklaştığı durumları düşünmek zorundayız. O halde biz fonksiyonumuzun yaklaştığı dediğim için sürenin 2'ye yaklaştığı anki limitini hesaplamak durumundayız. Çünkü bu noktadaki ortalama hız bize anlık hızı verecektir. Ortalama hız formülü anlık hızı verecektir. Şöyle ki bu ft eksi f2 bölü t eksi 2 ile hesaplanabilir. Sevgili arkadaşlar, buradaki ft fonksiyonun kübü f2 8 t eksi 2 şeklinde hesaplanırsa, daha önce gördüğümüz limit konusundan bildiğimiz üzere yukarıda t küp eksi 8 çarpandan ayrılırsa t eksi 2 t kare artı 2 t artı 4 ile karşılaşılır ki t eksi 2'ler birbirini götürdüğünde t yerine 2 yazdığınız zaman 4, 8, 12 ile karşılaşırsınız. Böylelikle elde ettiğiniz hız t eşittir 2 anında
aracınızın hızıdır sevgili arkadaşlar. İşte biz karşılaştığımız bu limit değerine anlık hız, bu limit değerine fonksiyonun türevi diyoruz. Dolayısıyla türev deyince aklımıza bu örnekteki kullandığımız yukarıdaki ifade gelmelidir. Peki bu çerçeve içerisinde aldığım ifadenin sembolik gösterimi f'nin türevi 2 şeklinde olur. Sonuç olarak fonksiyonun bir noktadaki türevi eğer x eşittir a noktasındaki türevinden bahsediyorsak f'nin türevi a, limit x a'ya giderken fx eksi fa bölü x eksi a şeklindedir. Arkadaşlar türevin tanımını çok iyi bilmek zorundayız. Zaman zaman türev tanımı ile ilgili sorularla karşılaşabiliyoruz. Eğer tanımı biliyorsak bu soruları da rahatlıkla çözebiliriz. Türevin iki tane tanımı var. Limitten faydalanarak yaptığımız iki tane tanımı var. Bunlardan bir tanesine ben a'lı ya da x sıfırlı tanım diyorum. Diğerine ise haşlı tanım diyorum. Peki, haşlı tanım dediğiniz neyin nesidir? Sevgili arkadaşlar, x'in a'ya yaklaştığından bahsediyoruz. X'in a'ya yaklaşması demek, a'nın yanında dolaşan bir x değeri var demek. A'nın yanında dolaşan x'ler a'dan ya fazladırlar ya da azdırlar. Dolayısıyla x yerine a artı h deyip yukarıdaki tanımda yerine yerleştirecek olursanız bu sefer f'nin türevi a, limit a artı h a'ya giderken f a artı h eksi f a bölü a artı h eksi a ile hesaplanabilir. Sevgili arkadaşlar, limitin yani a artı h'ın a'ya gitmesi durumu h'ın sıfıra gitmesi durumudur. Yani tıpkı arada eşittir varmış da a diğer tarafa gitmiş gibi düşünebilirsiniz. O halde yukarıdaki ifade de f a artı h eksi f a bölü h halini alır. İşte buna da haşlı tanım diyorum. Arkadaşlar ikisini de bilmekte fayda var. Bunlarla ilgili sorular karşımıza çıkacaktır. Şimdi türevin tanımını verdikten sonra bunlarla ilgili karşımıza çıkan soruları söyleyelim. Evet, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için fx artı y eşittir fx artı fy artı x çarpı y. Buna göre limit h sıfıra giderken fh bölü h 3 olduğuna göre f'nin türevi 1 kaçtır diye bir soru soruluyor. Sevgili arkadaşlar burada eğer türevin tanımını bilmiyorsak soruyu çözmek için oldukça zorlanabiliriz. Peki, fonksiyonun türevini almakla ilgili henüz hiçbir şey öğrenmedik. Dolayısıyla yukarıdaki fonksiyonun türevini almaya çalışmak doğru değil. Ayrıca fonksiyonun kendisi kendisine bağlı olarak ifade edildiği için, yani fonksiyon açıkça ifade edilmediği için türev almakta elbette zorlanacağız. O halde bu soruyu çözmenin bir tek yolu var. O da türev tanımını bilmek oluyor. Arkadaşlar burada türev tanımını kullanacağımızı ayrıca aşağıdaki limit de bize hatırlatıyor. H sıfıra giderken şeklinde bir ifadeyle belirtilmiş limit. Dolayısıyla türevin tanımını kullanacağımız çok belli bir soruyla karşı karşıyayız. Peki f'nin türevi 1 ne demektir? Biraz önce gösterdiğim haşlı tanıma göre f'nin türevi 1 limit h sıfıra giderken f 1 artı h eksi f1 bölü h biçiminde olmalıdır. Sevgili arkadaşlar, yukarıdaki ifadenin de bana neden verildiği böylelikle daha kolay anlaşılır hale geldi. Çünkü türevi hesaplarken f1 artı h görüntüsünü hesaplayacağız. Bunun için yukarıdaki eşitliği kullandığımız takdirde
sonuca yaklaşacağımız oldukça belli görünüyor. O halde H0'a giderken kuralı kullanacak olursam F1 artı FH artı 1 çarpı H eksi F1 bölü H ile karşılaşırım. Sevgili arkadaşlar, F1'ler birbirini götürdüğünde sonuç olarak limit H0'a giderken FH artı H bölü H limit H0'a giderken FH bölü H artı 1 şeklinde yazılabilir. Bir sabit bir sayı olduğundan limiti kendisine eşit olacaktır. O halde ben bunu limit H0'a giderken FH bölü H artı 1 şeklinde yazabilirim. Soruda limit değerinin 3 olduğu belirtildiğinden o halde bize sorulan sorunun gördüğünüz üzere 4 olması gerekir. Bir diğer soruyla türevin tanımını pekiştirmeye çalışalım. Evet, türevlenebilir bir R'den R'ye F fonksiyonu için F'nin türevi X'in 2X kare eksi 1, F2'nin 4, aşağıdaki limit değerinin ise ne olduğu soruluyor. Sevgili arkadaşlar, yine türevin tanımını bilmeyle alakalı bir soruyla karşı karşıyayız. Evet, türevin tanımını biz A'lı tanım ve H'lı tanım olarak öğrenmiştik. Burada H olmadığına göre o zaman A'lı tanım kullanılacak ki A'nın yerine de 2 gelmiş. O halde ben burada F'nin türevi A'nın limit X A'ya giderken Fx eksi Fa bölü x eksi a olduğundan hareketle f'nin türevi 2 içinde limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar, bizden istenen limitte 4'ün yerine f2 yazacak olursanız böylelikle ifadesini, yani f'nin türevi 2 elde edersiniz. Bu da demek oluyor ki benden F'nin türevi 2 istenmiş. F'nin türevi 2'yi bulmak için de yukarıdaki x gördüğüm yere 2 yazdığım takdirde 2 çarpı 4 eksi 1'den sonucun 7 olduğu ortaya çıkar. Gördüğünüz üzere 2 tane soru çözdük. Bu 2 sorunun da türevin tanımıyla alakalı sorular olduğunu gördük. Demek ki türevin tanımını bilmekte fayda var arkadaşlar.